arkadaşlar. Ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün içimden atamadığım deli gibi bir enerji var. Aman bir yerlerimizi kaşıyalım. İki güne tekrar hasta olmak istemiyorum lütfen. Bugün size deli gibi kıskanacağımız bomba gibi bir videoyla geldim. Bugün şımarık zengin çocukların TikTok videolarına bakacağız. Gerçekten bu seriyi kıskanarak beklediğinizi biliyordum. Ben de çekeyim dedim. Kanalıma abone olduysanız, videomu beğendiyseniz bildirimleri açıp beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde zengin şımarık TikTok çocuklarının videoları gelsin. Babamın benim için doğru miktarda para gönderdiğinden emin olmalıyım diyen bir çocuk, para sayma makinesinde babasının ona gönderdiği harçlıkları sayacak şu an. Çıldırmamak elde değil. Nani? Kaç? 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 Senin babanın kim olduğunu şu an aşırı merak ettim. Hayatımda böyle harçlık almayı bırakın, hayatım boyunca bu kadar fazla para görmedim. Çantamda ne var? Çantamda bir son model iPad'in ve iPhone'un var. Çok güzel. AirPod'un var. Hermes kartlığın var. Receipt'in cüzdanın var. Kesinlikle 100 milyar dolarlık olduğunu düşündüğüm kalemlerim var. Biz fakirler böyle kalemler bilmeyiz. Biz fakirler kurşun kalem biliriz. Prada'dan su şişen var. Neden peki? Yani yok, sesim kaçtı ya. Ve beni fakirlerden koruyacak dezenfektanım var diyor. Bak şimdi. Tabii biz sana virüs bulaştırırız değil mi? Bize köylü dedi. Köylü milletin efendisidir, bunu unutma, senin efendiniz biz. Tamam paran olmuşsun ama insan olamamışsın kardeş sen. Bu abla erkek arkadaşından tırnaklarını yaptırmak için para istiyor. Bir kere neden kendi paran yok da erkek arkadaşından para istiyorsun? Orası ayrı bir mevzu. Feminist damarlarımı hiç basmayalım lütfen. Ve abi de gayet de para veriyor. Para isteme sadece tırnakla kalmıyor. Ablanın arabası bozulmuş, onun için de para istiyor. Aynı zamanda Starbucks'ta bir şeyler içmek için de para istiyor. Yalnız o paralarla Starbucks'ı satın alırsın sen. Evet. Telefon da bozulmuş. Bu videoyu çeken kişinin köpek evinin turunu göreceğiz. Şu an gerçekten ciddi alamazsın ya. Hayatımda gördüğüm en cool köpek kulübesi bu. Ne? Şunlara bakın. Yemin ederim bazen bir köpek olmak istersin. Ben de köpek alabilir miyim? Eğer böyle bir evim olacaksa köpek olmaya razıyım bu arada. Şaka tabii ki de. İnsanlar parasını tam olarak nereye harcayacağını bilemiyor. Bana verebilirsiniz. Ben çok güzel hayırlı işler yaparım. Verebilirsiniz yani. Kız kardeşimin atı bir Material Girl. Bu atın Hermes bir şeyi var. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Louis Vuitton'dan kokuları var, çantası var. Gerçekten tam bir Material Girl. Bazen bir at da olmak istersin ama olamazsın tabii. Ne oldu? Beğenmedin mi arabayı? Şu an bu kız babasına pembe araba almadığı için deli gibi sinirlenmiş. Benim sadece pembe giydiğimi bilmiyor musun? O yüzden bana neden pembe bir araba almadın diye ağlıyor. Şu an pembeden soğudum, bu odayı imha edeceğim. Allah başka dert vermesin ablam. Gerçekten başka dert vermesin, inanamıyorum ya. Resmen bana bir kamyon almışsın diyor. Sen beğenmediysen o kamyonu bana verebilirsin lütfen. Lütfen ver ya. Sana yakışmıyor. Bana ver lütfen. Okuldaki herkesin benden daha büyük bir evi olduğu için utanç duymalıyım diyor. Abla kesinlikle duymalısın. Evet, ağla ya sen. Oturarak ağla, oturarak. Küçücük evde yaşıyoruz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Eve baktınız mı? Evi gördünüz mü arkadaşlar? Depresyona gireceğim şu an. Eğer böyle bir zengin olursam lütfen anladınız siz. Of. Of, burası birinin evi olmasın lütfen. Resmen bir saray yavrusu ya. İnanamıyorum. Ay. Evin içinde size ait golf alanınız var. Daha ötesi yok. Gerçekten zenginlikte bayağı arşa çıkmışsınız. İnanamıyorum. Bu çocuklar da bu evin çocukları. Zengin çocuklar, evet. Sinema odanız var. Tabii ki de şaşmaz bir durum zaten bu. Muazzam bir havuzunuz var. Yalnız fark ettiniz mi? Havuzun yanında 3 tane jacuzzi var. Ne diyeyim, hasetlenmiyorum, kıskanmıyorum, hayır, gerçekten. Oğlu bir su parkı istediği için babası ona bir su parkı inşa ediyor ve before and after olayını göreceğiz. Baba gibi babaya. Gerçekten. Şaka yapıyorum bu arada, bence hepimizin babaları da biz istesek her şeyi yapabilir. Başkalarının babası olacağım. Allah bu kanala abone olan, videomu beğenen, aynı zamanda beni Instagram'dan takip eden her aboneme, her takipçime inşallah böyle muazzam evler, böyle muazzam paralar nasip eder. Amin. Hayır duası gibi oldu ya. Private school check. Garaja bakıyorum. Hayır, gerçekten bunu kalbim kaldırmaz. Bu nasıl bir araba? Bu ne? Dodge. Pembe bir Dodge mu? Mercedes AMG. Of.
Oo, bu ne? Tesla mı bu? Rolls Royce mı? Rolls Royce mı? Aha! Yeni BMW mi? Matematik öğretmeninin arabası da Porsche'muş. Bizim matematik öğretmenlerimizin arabasını konuşmak istemiyorum. Evet. Of, bu arabayla kim gelmiş? Tankla gelmiş resmen ya. Victoria's Secret modeli olan bir öğrencinin arabası ise buymuş. Victoria's Secret modeli ve bu okulda mı yaşıyor? Vay canına. Yerimden çatladım ya şu an. 5 yaşındaki bir çocuk uçakta ve first class'ta tek boynuzda atlı tacıyla, en son çıkan ve gigabyte'ı aşırı yüksek olan bir iPad'iyle uçuyor. Allah hepimize bu 5 yaşındaki çocuğun lütfen parasından versin. Ben 5 yaşındayken sümümü yiyordum herhalde ya. Bilmiyorum ya, 5 yaşındayken böyle bir hayatım olsun ister miydim? Benim 5 yaşım değil ya. Sizin de 5 yaşınız güzel geçti diyorsanız yorumlara. Evet, rich people problems. Neymiş probleminiz zengin hanım? Dior'dan bir şeyler almışsınız görüyorum. Niye sızlanıyor biliyor musunuz? Bagajı neden yavaş açılıyormuş, geç açılıyormuş? Kusura bakmayın efendim. Sizi görünce anında açılamadığımız için kusura bakmayın. Los Angeles'ta zengin insanların nasıl tembelleştiğini gösteren bir video izliyoruz şu an. Köpke bu hal esasını yürümeyi unutacak. Ve bunun tek sorumlusu rich. Rich people. Christmas'ta gelen hediyelere bakıyoruz. İç çamaşır almış, beğenmedi. Dior kolonyayı beğenmedi. Evet. Ne istiyorsun acaba Çenen? AirPod Pro'yu beğenmedi. iPhone 12 Pro Max'i... Onu da beğenmedin herhalde. Tam olarak nasıl bir hediye bekliyordun? Gerçekten aşırı merak ettim ya. 24 ayar altın Apple MacBook Pro mu? Ne? Of. Yalnız benim böyle bir bilgisayarım olsaydı ben pamukların üzerine falan koyardım herhalde hiçbir şekilde çizilmesin diye. Dışarı götürmeye bırakın evin içerisinde yer değiştirmezdim. Öyle bir şey. Şimdi ise dünyanın en pahalı ayakkabılarına bakıyoruz. Bu ayakkabı 38 binin üzerindeymiş. Yani 38 bin doların üzerinde. Ne kadar olduğunu dair hiçbir fikir yürütmek istemiyorum. Lütfen beynimi böyle şeylerle harcamak istemiyorum. Ayakkabının üstünün tamamı elmaslarla doluymuş. Niye böyle bir şey giyeyim ki? Ayakkabı da hiç güzele benzemiyor yalnız ya. Merry Christmas. Evet. Şu an bizimle daha geçiyorlar. Para hiç bakmadı bile. Harbi daha geçiyorlar. Hayır. Hayır. Seni kandırmışlar. Baksana hepsi fotokopi makinesinden çıktı alınmış gibi. Hey yavrum hey. 20 bin dolarlık bir doğum günü tuğlası mı? Nasıl ya? Bildiğimiz tuğla mı bu yoksa uçan bir tuğla mı yani? 20 bin dolar vereceksem eğer bu tuğlanın uçması lazım. Öyle tuğla. Evet, güzel bir tuğlaymış. Çok sevdim. Evet, çamaşır makinesinde yıkanan paralar. Nani? Acaba o kadar paranın cebinde ne işi vardı diye sormak istemiyorum çünkü zenginiz. Tabii ki de o kadar para cebinin içinde olacak. Nerede olacak başka değil mi? Bizde olmayacak ya. Prut bari ya. Evet, yine zengin insan problemleri neymiş burası? Evinin altında süs havuzu mu var? Bayağı bir problem ya. Evet, çok haklısın. Merdivenlerin altında süs havuzu yaptığı için kitapları ıslanmış. Derde bakın, derde bakın. Niye süs havuzu yaptırdın o zaman? İyi olmuş sana, oh. Herkesin evinde herkesin çok havalı olduğunu düşündüğü bir şey vardır diyor. Neymiş? Ayakların değil, evet. Bunu görene kadar. Aşırı rahatsız edici bir durum bence. Hiç hoşuma gitmedi şahsen. Evet, hayatımda gördüğüm en zengin ve en gereksiz şey olabilir. Beverly Hills'teki Gucci restoranına gitmiş bu kişi. Ve Gucci restoranına bakın. Duvar kağıtlarına bakar mısınız? Ay, yalnız bayağı modern bir yer. Evet, Gucci'den de başka bir şey beklenemezdi şahsen. Kim bilir o restoranda ne yemişsindir, ne para vermişsin? Bunu mu yedin? Ekmek ve tereyağı mı yedin? Ciddi olamazsın ya. Hanımefendi, beyefendi, pembe kutuda geliyor. Bu benim dişimin kuluğuna bile yetmez. Gerçekten bunun bir insanın öğünü olduğuna inanmak istemiyorum. Bir kaşık ya, bir kaşık. Ben makarnadan bir tabak dolusu iki tabak yiyorum ya. Ciddi olamazsın şu an, gerçekten. Bunun ne olduğuna dair bir fikrim yok. Bir dondurma sanırım, evet. Keşke ödediğin hesabı da gösterseydin bir fikir sahibi olurduk en azından. Şu an bir arabanın içinden özel jete doğru ilerliyoruz. Dikkatli bakın, bir daha göremeyiz. Evet. Sıkıldığında bir oyun odanının olduğunu hatırla. Evet. Hatırlama. Unut. Unut. Aklından çıkar onu. İnanılmaz bir şey bu. Çocuğun nereye gidiyorsun lan? 65 milyon dolarlık bir ev turu. Evet. Of.
Of, ne kadar fütüristik ve modern duruyor. Ay. Duş alanına bakar mısınız arkadaşlar? Bu duşta herhalde bir 10 kişi el ele verip duş yapacağız. O kadar genişlikte bir duş alanı. Duş bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Burada bir mermerden yapılmış küvetimiz var. İşte gir abi, gir içine gir. Kesinlikle. Sanki mezara giriyormuşum gibi ya. Çok fena. Para para para. Para da para para. Varlığı bir dert. Yoktu yara. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün TikTok'un şımarık zengin çocukların olduğu videolara baktık. Gerçekten hepsi de birbirinden zengindi. Beni aşırı sinirlendirdiler. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte hasetlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izletmeyi, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.